İnsanın, kitlelerin benim müziğimde bir çok önemli bir yeri var. Dolayısıyla şehir, şehir hayatı, gecenin o sessizliğindeki büyük sesler filan, onlar benim müziğimi zaten son derece etkiliyor. Benim bastığım yer Anadolu. Ben Anadolu, Orta Asya kültürü, Orta Doğu kültürü, Yakın Doğu kültürü, bunlarla besleniyorum. Dolayısıyla bastığım yer sağlam. Neden? Çünkü buradan kültürlerin beşiği bunlar. İnançların beşiği. Bunlar bizim insanlığımızı insanlık yapan değerlerin oluştuğu yerler, medeniyetler. Şimdi siz eğer bastığınız yere sağlam basarsanız, yani bastığınız zemin sağlam bir zeminse eğer, tutarlı bir zeminse ve evrensele giden, kainata giden adımı atacak ana zeminse, temel taşıysa o, o zaman oraya bastığınız andan itibaren artık pergelin ucunu nereye açabiliyorsanız oraya kadar açıp bütün insanlıkla, bütün doğayla, kainatla, bütün varlıklarla bir uyum içinde bir olabilirsiniz. Dolayısıyla sağlam bastığınız zaman bu medeniyete, bu harmana, bu farklı kültürlerin, farklı inançların bir potada eridiği, bir potada daha güzellikler ürettiği, bastığınız zaman buraya artık o zaman size kalıyor gerisi. Siz ne kadar açabiliyorsanız kendinizi, önce komşu ülkelerin kültürleri, sonra farklı kıtalardaki insanların, derken kainattaki kültürler, her şeyle bir olabiliyorsunuz. Dolayısıyla benim müziğimde bunlar var. Onun için bu proje benim için çok değerli. Yani gittiğim şehirlerde de mesela farklı ülkeler, Orta Doğu ülkeleri, Orta Asya ülkeleri, Avrupa, Amerika mesela. Oralarda insanlarla tek bir lisanı konuşurmuşçasına çok iyi bir İngilizcem yok benim. Ama müthiş bir iletişim, belki herkesten daha çok. Niye? O gönül bağını kuruyorsunuz işte, o çok önemli. O varsa zaten her şey var, hayat var orada. Dolayısıyla şehirde hayat var, müzikte hayat var. Dolayısıyla bestecide eğer hayat varsa zaten, üçü birleştiği zaman her şeyin en güzeline doğru pupayı erken gidebiliyorsunuz.
Ben 4 yaşından beri müzikle ilgiliyim. Daha doğrusu benim annem rahmetli piyano çalardı. Ben doğduğumda evde piyano vardı. Babam şair, Uluslararası Yazarlar Sendikası Başkanı filan. Onun için onun yurt dışı seyahatlerine gidip gelirken işte getirdiği plaklar, evde envai çeşit müzik dinlenir birbirinden farklı kültürlerin. İşte Bulgar halk dansları, Somali müzikleri, Rus halk dansları, Çaykovskiler, Rahmaninovlar ama bir taraftan da Anadolu türküleri, Ruhi Sun'un o muhteşem yorumuyla icra ettiği eserler, türküler. Bunlar yani her türlü müziği duyarak, dinleyerek büyüdüm ben. Onun için mesela girdiğim mekanlarda asla müzik ayırt etmedim. Asla bir müzik tarzına şöyledir veya böyledir demedim. Bunun sebebi benim annemin ve babamın müzik ve kültür anlayışlarından kaynaklanıyor. Cemal Reşit Rey'in bir taraftan Necla Tiner'in İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda öğrencisi ve o eğitimin sonunda da son sınıf talebesiyken İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda Viyana Müzik Akademisi. Viyana Müzik Akademisi'nde piyano, bestecilik bölümlerinde okudum. Çok erken konserlere başladım ben. Yani şimdi o cesareti gösterebilirim, işte deli cesareti derler. Yani bir şeyi bilmezseniz çok kolay atılırsınız ocağı şeyin içine, o okyanusun içine çok kolay şey yaparsınız, atlarsınız. O beni müthiş bir konser performanslarına doğru yönlendirdi. Dolayısıyla çok küçük yaşta profesyonel oldum ben. Yani konserler vererek para kazanan bir konser piyanistiydim. Derken kendi müziğime yöneldim. Dolayısıyla yorumculuk tabii çok güzel, çok evrensel, çok özel bir şey. Mozart yorumlamak, Brahms yorumlamak ama kendi eserlerini icra ederek kendini söylemek, kendini anlatmak, kendinle beraber yaşadığın toprakların kültürünü, sanatını sunmak ve derken dünyayla bir olmak, şehirlerde konserler vermek, şehirlerdeki insanlarla bir ve beraber olmak, farklı şehirlerde, farklı lisan konuşan insanlarla aynı lisanı konuşmaya başlamak. Nedir o? Müzik. Nedir o? Gönül lisanı. Gönül lisanıyla konuşmak. Ve o bağ kurmak. Telepati. İnsanlarla bakışarak anlaşmak, müzikle anlaşmak, titreşimle, frekansla anlaşmak. Buraya doğru yöneliyorsunuz ve bunun evrensel, gerçek evrensel lisan olduğunun farkına vardıktan sonra zaten dönüp Schumann, Brahms falan çalmıyorsunuz, yani onları bırakıyorsunuz. Kendi eserlerinizi çalarak, kendinizi anlatarak hayata devam ediyorsunuz.
Batı şehirlerinde gidip konserler verdiğim zaman insanlara kendi insanımızın ya da Orta Doğu insanının ya da Orta Asya insanının yokluğunu anlatıyorsunuz. Sanatla anlattığınız zaman çok etkili oluyor. 1000 defa söz söyleyin, üzerine ansiklopediler yazın, hiçbir şey ifade etmiyor ama pat diye bir Türk kahvesini mesela çaldığım zaman, Türk kahvesi diye bir eserim var benim, onu çaldığım zaman kalıyorlar şöyle bir, Allah Allah diyorlar, bir dakika, burada bir şey var. Bu evrensel bir lisana açılan bir anahtar, bir kapı, gönlümüzün kapısı diyorlar. Dolayısıyla bir entelektüel ve dünya çapında bir lisan olan müzikle anlattığınız zaman onu seviyorlar, takdir ediyorlar ve hemen çözüm üretmeye gayret gösteriyorlar mesela. 1000 sene konuşarak yapamadığınız şeyi bir saat, 1,5 saat içinde bir çözüm üretelim noktasına geliyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Mesela Almanya'da sanayi fuarlarının açılışında konserler verdim ben. İnanılmaz, makineler orada çalışıyor, ben orada konser veriyorum. Müthiş bir şey. Yani orada insanlar hayretler içinde bana bakıyorlar mesela. O deli gibi piyano çalıyorum, orada makineler çalışıyor. Seviyorum. Bütün dünya insanıyla iletişim kurmayı bir karınca gibi. Karınca da öyledir ya, iletişim kurar. Ta bilmem neredeki karıncayla hiç anlamadığınız bir şeyde abi bakmışsınız, o karınca yola çıkmış öbürküne doğru geliyor. Yani budur önemli olan. Lisana gerek yok. Gönülü açtığınız zaman Avrupalı da bir, Amerikalı da bir, hele Amerikalılar. Bu kadar yeniliği seven insanlar, çok seviyorlar yeniliği. Yeni bir şey duysunlar, çıldırıyorlar. Dolayısıyla benim en keyifli konserlerim aynı zamanda New York'ta, New Jersey'de, Washington'da. Şimdi ben piyano çalmam münasebetiyle tabii Batı kültürüyle çok yoğruldum. Viyana Müzik Akademisi, İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndaki eğitim, daha sonra Viyana, daha sonra Avrupa'da konserler, çaldığım enstrüman, enstrümanın getirdiği bir Batı kültürü ağırlığı. Brahms'lar, Chopin'ler, Rahmaninoff'lar benim kapı komşumdu. Ben 12-13 yaşında, benim Mozart kapı komşumdu. Yani ben Mozart'ı belki de Mozart'tan daha iyi mi biliyorduk acaba diye soruyorum kendime. Çünkü öğretildi, çok iyi öğretmenler tarafından eğitildim. Çok önemli.
Çoban yıldızı biliyorsunuz yolunu kaybetmiş denizcilere yol gösterirdi. İnsanlar kutup yıldızına, kuzey yıldızına veya çoban yıldızına bakarak yönlerini bulurlardı. Müzik bir yön gösterendir. Bir ışık taşıyandır. Işığı siz sağlam olarak diğerine verirseniz, yani bunu bir 4x400 bayrak yarışı gibi düşünün. Aldınız meşaleyi, öbürküne devredinceye kadar sorumluluk size ait. Devrettiniz, sorumluluk onda, öbürkü nesile geçiyor. Kültürü de taşıyorsunuz. Siz neyseniz olsunuz çünkü, ondan geçemiyorsunuz yani. Mesela benim önümde hiç Tuluyhan Uğurlu gibi biri yoktu. Yani kendi müziğini yapan, kendi konserlerinde kendi eserlerini seslendiren ve bununla para kazanan biri yoktu. Chopin, Beethoven çalarak hayatını sürdüren insanlar vardı. Dolayısıyla ama şimdi öyle değil. 8 yaşındaki çocuğa meşaleyi devredebiliyorsunuz artık. Bu çok önemli. Avrupa'daki çocuklara devredebiliyorsunuz. Biri görüyor sizi, farklı bir adam bu, ne yapıyor bu, bir dakika diyor. Bu diyor, enteresan bak, botla da çıkmış diyor yani. Botla konsere çıkmış diyor, enteresan bir adam. Gömlekle diyor, kravat takmadan, smoking giymeden konsere çıkmış. Nasıl şey bu böyle diyor. Piyano çalıyor bu adam diyor. Nasıl? Çılgın hareketler yapıyor, bir şeyler yapıyor. Selamı farklı. Konuşması farklı. Hoşuna gidiyor, seviyor. Genç kuşaklara böyle devredebiliyorsunuz artık müziği. İletişimle devredebiliyorsunuz. Mesela beni sayısız çocuk gece yarılarında ararlar. Yani derler ki Tuluyan abi şöyle bir müzik yaptık, bak dinle, beğenecek misin bakalım, bize yol göster. Bütün dünyada keyifli bir şey. Meşaleyi devretmek, ışığı taşımak, yani ışığı taşıyan eller ölümsüz. Siz bir farklılık getiriyorsunuz, işte o çok önemli. Onu getirebiliyorsanız o zaman sizi alıyor. Sizi alıyor ve sizi benimsiyor. Onun gibi olduğunuz zaman bir şey ifade etmiyor. Biraz pohpohlar, ondan sonra da hadi güle güle. Ama siz farklı bir şey getirirseniz o şehre, bir hava katarsanız, müziğinizle, tarzınızla, tavrınızla, konuşmalarınızla, o zaman sizi alıyor ve içselleştiriyor, özümsüyor, kendi insanınız kadar değer veriyor. Mesela ben Viyana Müzik Akademisi'nde öğrenciyken, konserler verirken, İnsanlar çılgın gibi benim konserlerime, Finlandiya'dan, Norveç'ten, İsveç'ten insanlar gelirdi benim konserime. Niye? İçselleştiriyor. Ya biraz batı çalıyor bu adam. Bir doğu ezgisi var, bir şey var. Bunu bilmiyorduk, bu neydi? Bunlar çok önemli. İşte bunlar değer katıyor. Kültür, çok kültürlülük. Multikültürel dediğimiz şey. Birisi ressam olarak bir şey getiriyor. Birisi orkestra şefi olarak bir şey getiriyor. Farklı bir şey getiriyor. Bir Arnavut halk danslarıyla farklı bir şey getiriyor. Bir Romen farklı bir şey getiriyor. Değil mi? Bir İngiliz bir şey getiriyor. Gitarıyla, değil mi? Bir purser çalıyor mesela, değil mi? Onun getirdiği güzellik mesela oluyor. Onu duyuyorsunuz. Dolayısıyla yurt dışında uluslararası bir yaşam var.
bizim aslında İstanbul'un geçen yüzyıla kadar müthiş başarılı olduğu fakat ondan sonra ivme kaybeden bir çok kültürlülük şeyi var. Avrupa'da bu artarak özellikle yabancı çalışan işçiler münasebetiyle, onların akrabaları, genç kuşak vesaire müthiş bir kültürel alışveriş vardır Avrupa'da. Biz onu biraz kaybettik. Bu bizim öz eleştirimiz olsun. Bir Arjantinli bir gitar grubu gelip burada sokağın ortasında konserler vermeli ve biz bunu yaşamalıyız, görmeliyiz. Bir İtalyan gelmeli burada, bir gitar sanatçısı, keman sanatçısı, sokağın ortasında İtalyan halk danslarını çağırmalı mesela, değil mi? Yani bu şehir bunların kat be kat ötesini hak ediyor. Umarım başaracağız. Şimdi herkes kendinden bir şey bulduğunu söylüyor mesela. Benim müziklerimde, mesela Ukrayna'daki Kiev'de, işte Kharkiv'de, Odessa'da vermiş olduğum konserlerde insanlar geldi. Ya biz, ya bizden bir adammışım gibi falan diyoruz. Romanya'da geliyor insanlar, diyorlar ki ya Allah Allah, sen bir ara Romanya halk dansları mı çal? Bize öyle geldi ki. Yani gittiğiniz her yerde aslında evrensel lisanı yakaladığınız zaman, yani o evrensel lisan nedir o? Gönül lisan. Aslında müziğin ötesinde bir şeyden bahsediyorum ben. Gönül, gönül aynası. Gönül aynasından yansıyanlar. Sizin gönlünüzden benim gönlüme, benim gönlümden diğer sanatseverlerin gönlüne yansıyan bir gönül aynası ve bu çember. Bu olduğu zaman başka bir lisana da gerek yok zaten. Siz o insanların, o şehirde yaşayan insanların dertleriyle dertleniyorsunuz, sevinçleriyle mutlu oluyorsunuz. O şehre yeni renk katıyorsunuz.
Mesela Kiev'de bir şey olduğu zaman benim içim ürperiyor. Veya Amman'da, Ürdün'de bir şey olduğu zaman benim içim ürperiyor. Çünkü gittim, yaşadım orada, gördüm. Yaşadım. Belki 24 saat, 48 saat kaldım en fazla. Konser için gittim çünkü. Yani kardeş şehir tabii çok önemli bir şey. Mesela kardeş şehirler ilan ediliyor iki şehir arasında. İlan ediyor. Bunlar çok önemli bir şey ama o sadece ilan ettik, oldu bitti, biz artık kardeşiz noktasından çok oradan sanatçıları getirip, oradan edebiyatçıları, romancıları, şairleri getirip buradaki şairlerle bir o söyleyecek, bir o söyleyecek, bir öbürkü söyleyecek. Düşünsenize güzel. Şimdi bir Rus halk şairi gelecek buraya, mesela bizden bir halk şairiyle, bir İtalyan halk şairiyle, bir Fransız halk şairiyle, değil mi? Bir Amerikalı birisiyle mesela, Teksaslı bir şairle buluşacaklar burada. Nerede buluştunuz? İstanbul. Ha, güzel. Tamam işte, dünyanın başkenti zaten orası diyecek. Bakın çok önemli, dünyanın başkenti diyecek. Dolayısıyla burada buluşmaları çok doğal ve çok güzel. Şehirlerde farklı kültürlerin insanlarının değiş tokuşu, buradan gidecek insanlar orada, roman, sinema, değil mi? Edebiyat, resim, oradaki ressamlar buraya gelecekler. Yani bir kültürel alışveriş yaşamak, yani kardeş şehir olduk, oldu bitti, biz kardeşiz artık değil. Bunu bizzat gerçek kardeşliğe dönüştürmek, sanatsal alışverişe dönüştürmek. Sanat her şeyin kapısını açıyor. Sanatın merkezinde insan var çünkü. Hani diyorlar ya, halk için mi sanat, sanat için mi sanat, her ikisi için de sanat. Festivaller düzenlenebilir. Mesela bir hafta mesela yani İspanya Kültür Haftası yapılabilir. Bir hafta Portekiz Kültür Haftası yapılabilir. Bir hafta Brezilya Kültür Haftası yapılabilir.
Bir hafta da orada Türkiye haftası yapılabilir. Orada gidip Ürdün'de bir Türkiye haftası yapmak, burada bir Ürdün haftası yapmak. Bunlar çok değerli. Çünkü biz Orta Doğu'yu itemeyiz. Orta Doğu'nun entegrasyonu da Türkiye'ye bağlı bir şey. Yani dünyayla entegre olabilecek en kolay geçiş güzergahı Türkiye. Hem kültürüyle, hem ağırbaşlılığıyla, hem misafirperverliğiyle. Her şeye rağmen ağırbaşlılığı. Dolayısıyla o Orta Doğu, muazzam Orta Doğu kültürünü getirip Avrupa'yla, Batı'yla özdeşleştirmek, birleştirmek Türkiye'nin misyonu olmalı. İnanılmaz ressamlar var İran'da, hiç kimsenin haberi yok. Dünya çapında, bir anda dünya çapında olabilecek nice insanlar var İran'da. Mesela o insanları bir şekilde Avrupa'ya sunmak, prezente etmek, burada o insanlara sergiler vesaire, değil mi efendim? Bir İngiliz ressamıyla bir İranlı ressam Türkiye'de buluşsun mesela, ne kadar güzel olur. Şehirler arası iletişim, şehirler arası kültür etkileşimi, sanat etkileşimi. Ben diyecek İtalyan bir piyanisti Ankara'da dinledim diyecek. Kim diyecek bunu? Bir Cezayirli bir hanımefendi diyecek. O zaman işte iletişim gerçek diyeceksiniz. İletişim burada. Nasıl ben Viyana'da Finlandiyalı, Norveçli bir piyanisti ya da bir grubu dinlediysem, bu benim hafızamda varsa, bir Türk, Finlandiyalı bir grubu Viyana'da dinliyor. Bakar mısınız güzelliğe? Bunu sağlayabilirsek, işte şehirler arası iletişim, ülkeler arası iletişim, toplumsal dayanışma bir taraftan ve derken bir insanlık mabedi. İnsanlık buluşacak, ortak zeminde buluşacak. Nedir o zemin? Eşit düzlemde buluşacak insanlar. Yani ben senden daha şeyim falan, öyle değil. Ben senin efendinim olmayacak. O zaman herkes sanatın o muhteşem hoşgörüsünde, eşitliğinde ve kardeşliğinde birleşecek. Bu çok önemli. Sanat çünkü bunu yapıyor. Kardeşlik, eşitlik, ruhu özgür kılıyor. Özgür oluyorsunuz bir sanat eseri dinlerken. Dolayısıyla özgür düşüncelere uçuyorsunuz, yeni fikirlere uçuyorsunuz. Dolayısıyla bir iki farklı dünyadan, 3-4 tane farklı dünyadan insanların burada bir tiyatro oyununu mesela sahneye koymaları, değil mi? Heykeltıraşlar geldiler, dünyanın farklı yerlerinden İstanbul'a harika bir şey kazandırdılar. Düşünsenize güzel, bütün insanlık. Ha, bunlar çok değerli şeyler. Umarım salgından sonra, hani derler ya bize, dört kol çengi derler, böyle dört kol saldırmamız gerekiyor. Bu hep bütün insanlık için çok önemli. Çünkü insanlığın tarihi İstanbul'dan yazıldı. Avrupa'daki yabancı öğrencileri ben çok önemsiyorum. Ve orada öğrenciyken bütün arkadaşlarıma organize olmanın ne kadar önemli olduğunu anlatırdım. Avusturyalı insanlarla organize olun. Bir olun, beraber olun, mutlaka birlikte. Yani aranızda Türkçe konuşarak, aranızda İtalyanca konuşarak hiçbir yere varamazsınız. Dönüp o şehirde yaşamanın farklılığını yaşamanız lazım. Bir kere Almanca öğrenmeniz lazım her şeyden önce, Viyana'da yaşıyorsanız. Değil mi? Almanca öğrenmeniz lazım. Londra'da İngilizce konuşmanız lazım. Fransa'da Fransızca öğrenmeniz lazım. Çünkü adam dönüp cevap bile vermez siz başka bir insanda bir şey sorduğunuzda. Yaşamanız lazım. Dolayısıyla o insanlarla bir olmak için bir kere çok güzel bir nisan
ve onun ötesinde varlığınızla, yaptıklarınızla entelektüel bir bilinç ve o bilinci oradaki yerel insanlarla buluşturmak ve yerel insanlardan onun medeniyete kattığı değerleri de almak. Sadece vermek değil, almak ve onu da ülkenize taşımak. Bu çok önemli işte. Gönlünüzü açmanız lazım. Sevelim, sevilelim demiş ya Yunus. Bu çok önemli. Sevelim, sevilelim. Sevgi her şeyin anahtarı.